Karnabaharlı atıştırmalık için karnabaharları yaklaşık 2 ila 3 dakika kaynar suda haşlanmaya bırakıyorum. Ardından nane, sarımsak ve süzme yoğurtla blenderdan geçiriyorum. Esmer ekmeklerin üzerine sürüp peyniri iyice serpiştiriyorum. Fırına, yaklaşık 200 derecelik fırına sürüyorum. Peynir iyice eriyip kahverengileşince çıkarıyorum. Afiyet olsun. Merhaba sevgili anneler, hoş geldiniz. Karnabaharlı atıştırmalık yapacağız. Evet, oldukça kolay, fırında şipşak. Şimdi ben hemencik bir malzemelerin üstünden gideyim. Hazırlık için iyi olur genelde. Karnabahar var, süzme yoğurt var, sarımsak var. Sarımsağı şimdi ben incecik kıyacağım. Birazcık karnabahara yakışır diye kuru nane, bir de tuz hazır ettim. Öte yandan kolaylık olsun diye fırın tepsisine koydum, yağlı kağıt koydum yapışmasın diye ve üstüne iki dilim yeter şimdilik bu tarifimiz için diye iki dilim kepekli ekmek. Bu tarafta da su kaynıyor, onun da içine karnabaharları atacağım. İyice kaynar hale gelmesini bekledim gördüğünüz gibi ki karnabaharı içine atacağım. 3 dakika sayacağım. Şöyle yanmadan. Bir su bardağı dolusu karnabahar minik çiçekleri burada. 3 dakika sayacağım. Ondan sonra da onları oradan alacağım. O kadar pişmeleri yeter. Onlar orada 3 dakika dura dursunlar. Ben de sarımsağımı incecik dilimlemeye devam edeyim. 3 dakika sonra görüşelim. Ben siz bakmazken karnabaharınızı buraya koydum. Çünkü siz geçim yokmuş. Biraz maymunluk yaparak ancak onu oradan süzebileceğim için siz beni onu yaparken görmeyin istedim. Sonuç olarak bizim karnabahar çiçekleri haşlanmış olarak burada duruyorlar. Şimdi şöyle büyükçe bir bu benim elimdeki çok böyle orta boy ne tatlı kaşığı ne çorba kaşığı. Siz dolu dolu bir çorba kaşığı gibi düşünün. Ben bayağı bolca tuttum bunu. Süzme yoğurt attık içine. Ondan sonracığıma birazcık nane. Evet. Şimdi biraz çok az tuz. Tamamdır. Kıydığımız sarımsak. Bu da tamam. Peynirimizi en son koyacağız. Benim karışımım tamamdır. Eğer biraz fazlaca katı katı olursa, hani süzme yoğurdumuz çok çok süzmeyse ki benimki öyle, o zaman birazcık içme suyundan faydalanırız. Karnabaharı haşladığımız suyu ben yok ettim. Evet. Harikadır karışım oldu bu. Şöyle. Geliyor mu kokusu? Nasıl? Mükemmel. Sarımsak. Gerçekten. Ay. Gerçekten ağzım sulandı şu anda. Şöyle koydum. Daha evvel bahsettiğim fırın tepsim. Hop. Çok basit. Çok hızlı. Olmama ihtimali yok gibi. Yok gibi diyorum. Benim gibi bazen eli inanılmaz eli ayağına dolanan bir insan için her şey mümkün ama bu gerçekten her annenin her sıkışıklıkta altından kalkabileceği kolaylıkta bir atıştırmalık. Şöyle de iyice yaydım. Bu da tamamdır. Biraz fazla mı kaçırdık? Bol oldu. Malzemesi bol olsun. Efendim erimiş peynirin yakışmadığı ne var diye soruyorum size. Hiçbir şey yok. Bunu da şöyle yapalım. Ben normal bildiğiniz kaşar kullandım. Eriyince hoşunuza giden, minişin asıl hoşuna giden gittiğini bildiğiniz başka bir peynir varsa erimeye yatkın. Onu da kullanabilirsiniz. Tamam. Fırın 200 dereceye ayarlıydı. Şimdi bunun içine atacağım. Taş çatlasın. Ne kadar sürer? 10 dakika. 15 dakika. Burada önemlisi ekmek zaten pişti pişmedi derdi yok. İçini zaten pişirdik. Dolayısıyla aslında şu anda yaptığımız tek şey o peynirin altın rengine, kahverengi rengine dönmesin. Bir anda yutkunuyorum. Gerçekten çok iştahım kabardı şu anda. Peynirin işte o güzel altın rengini almasını beklemek. Ondan sonra hazırdır.
pişme süresi bitince tekrar beraberiz. Evet, bizim... demek istiyorum size bu görüntünün karşısında. Ben de müthiş hiç acıkmıştım zaten. Harika oldu. Şimdi şunları yanmadan ben buradan böyle elimle alabilir miyim acaba? Bir deneyelim. Olmayacak. Ay ay ay. Evet. Nasıl güzel kokuyor. Sarımsağı ayrı. Karnabaharı ayrı. Sevene harika, sevmeyene... Bunu da ben böyle bir şık olsun diye hazırlamışım. Şimdi şöyle de derim ki ben isterseniz böyle servis edin. İsterseniz de bunu eğer misafir bekliyorsanız şöyle yapın. Aman ki soğumaya bırakmayı zaten unutmayın. Dumanı üstünde o karnabaharlı karışım müthiş sıcak tutar. Yanı verir çocuklar. Evet, kestiğimize göre şu akan peynirler de ayrıca kızarmış. Onları da alırız. Muhteşem. İşte durum budur. Karnabaharlı atıştırmalık. Yapması 5 dakika, yemesi bence 1 dakikadan fazla sürmez. Çünkü çok çok lezzetli. Umarım siz de seversiniz. Özellikle okul dönüşü, işte eve kadar idare etme durumlarında falan 5 dakikada şipşak. Başka bir tarifte tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.